Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Neslihan. Bugün yine size bir çeyiz videosuyla geldim. Uzun zamandır size bahsettiğim tekstil ürünlerimi, hani ana parça olarak çoğu herkesin set olarak aldığı ürünler var ya, hani işte yatak örtüsüdür, bornoz takımı, işte battaniyeler, pike takımı, nevresim takımları. Yani bu tarz şeyleri ben set olarak almadım. Yaklaşık bence aynı fiyatlara geliyorlar diye düşünüyorum. Hani set olarak aldığınızda da ya da birleştirip aldığınızda da açıkçası çok bir fiyat farkı olmuyor. Şimdi ben nereden alacağımı da böyle hep düşünüyordum. Özdilek olabilir, Touch olabilir. İşte gittim Özdilek'in ürünlerine baktım ama böyle hani set olan ürünler tam da içime sinmedi. Bir şey, safir miydi? Safir çeyiz paketi falan vardı. 1700 lira falan da herhalde. Ama hani 17 parça falan içerisinde çok bir ürün seçeneğiniz aslında yok. Sonra bornoz takımı, verdikleri bornoz takımını falan da aslında kaliteli olduğunu söylüyorlar. Ama ben kumaş yapısını falan çok beğenemedim onların. Neyse, sonra işte biliyorsunuz karşıya gittim. Hem Erdi ile hem annenle. Ben zaten vloglar da atıyorum. Yani beni ilk kez görüyorsanız, kanalımı incelerseniz görürsünüz zaten. Genellikle vloglar da atıyorum, çiz videoları da atıyorum. Yaptığım tüm alışverişleri bu kanalda paylaşıyorum ben. Kendi günlük alışverişlerim olsun, İşte çizim için yaptığım alışverişler ya da şu anda kendim içinde aldığım şeyler. Atıyorum Watsons'ın sürpriz kutularını da aldık beraber. Onları da inceledik ve size hediyeler de gönderiyorum. Bunu da biliyorsunuz. Kanalımda da daha öncesinde yaptığım bir çekiliş vardı. Şu anda da açık olan bir çekilişim daha var. Bu şekilde ben bu kanalda aslında biraz da alışverişlerimi paylaşıyorum ve günlük hayatıma da ufak ufak sizi dokundurmaya başladım. Neyse, en sonunda işte Eminönü'nden Erdi ile beraber baktığımız birçok ürün vardı. Onlara gittik, annenle de baktık ve ben sonuç olarak o ürünleri aldım. Şimdi o ürünleri sizle paylaşacağım. Bugünkü videomda aldığım tüm ürünler yer almayacak aslında. Çünkü çok fazla şey aldım. Hatta kendim için de beni Instagram'dan takip edenler de var. Onlar görmüşlerdir. Kendim için de aldığım bazı kozmetik ürünlerim de var. Onları da paylaşacağım ama onları bu videodan sonraki videoda, 2 gün sonra falan paylaşmış olacağım o videoyu da. O videonun içerisinde paylaşacağım. Tekstil ürünlerinden de aldığım şeylerin birçoğunu bugün sizinle paylaşacağım. Diğer kalan kısmını da o 2 gün sonra atacağım videonun içerisinde yer alacak. Bence artık başlayalım. Ben nevresim takımlarından başlamak istiyorum. 2 tane nevresim takımı aldım. Ben bu aldığım ürünler Touch'ın ürünleri. İkisi de nevresim takım olarak Touch'ın ürünlerini tercih ettim. Ve bence ikisine de siz de bayılacaksınız. Şimdi başlıyorum. Bunu aldım. Touch'ın Metropol nevresim takımı. Görselini de şöyle gösterecek olursam bu şekilde. Şöyle. Ben bunun hem desenini çok sevdim açıkçası. Hem de kumaşı gerçekten yumuşacık bir kumaşı var. Orada bir sürü nevresim takımına bakmıştık Erdi ile ilk kez gittiğimizde. Ben onları size hani gezdiğimizi paylaşmıştım ama hangi ürünlere baktığımızı pek de paylaşmak istememiştim. Daha sonrasında video çekeceğim için. Şöyle çok yumuşacık, yani siz buradan anlayamıyorsunuz ama yumuş yumuş bir şeyi var. Hani yapısı var. Gerçekten çok beğendim. Bunun içerisinde neler var? Şöyle 2 tane yastık kılıfı var. Başka neyi var? Ve işte 1 adet nevresim, 1 adet çarşaf, 2 adet de yastık kılıfı var. Yani zaten bütün nevresim takımlarında olduğu gibi. Şöyle azıcık bir desenini size göstermeye çalışsam. Fazla da şey yapmadan, böyle bozmadan içerisinde. Şöyle şurada da zaten şu desenini görüyorsunuzdur. Ben size fotoğraftan göstermeye çalıştım ama çok da ayrıntılı belli olmuyor aslında fotoğrafta. Şöyle yastık kılıfından aslında biraz da anlaşılıyor gibi sanki deseni. Şöyle gösterecek olursam. Bence çok güzel ya. Yani kumaşı harika. Benim çok hoşuma gitti. Şöyle.
hem bir çizgiler var gibi, böyle dalgalı malgalı bir şeyler. Ve rengi de düşüyordu. Rengi de şöyle, benim çok hoşuma giden tonlar aslında bunlar. O yüzden de bunun hem kumaşını çok beğendim dediğim gibi, hem rengini hem desenini, o yüzden de almak istedim. Bunun ortalama fiyatı 600 lira gibi bir şeydi. Sonra zaten total olarak verdiğim parayı ben size söyleyeceğim. Bu 600 lira dediğim gibi. Sonra diğer nevresim takımına geçelim. Şimdi bu biraz daha pahalı aslında. Bunu da Erdi de çok beğendi. Ben de çok beğendim. Hani biraz satenimsi bir görüntüsü var ama rengi gerçekten benim istediğim bir renkti. Çok seviyorum ben bu rengi. Touch'ın Elegance nevresim takımı, Jacquard'lı saten nevresim takımı olarak geçiyor. Bunun şöyle size şuradan bir fotoğrafını önce bir göstereyim. Şöyle. Ben bu lacivert tonunu acayip çok beğeniyorum. Bunun içerisinde 4 adet yastık kılıfı var. İki farklı desende. Biraz sonra yastık kılıflarını size göstereceğim. Bir adet çarşafı, bir de işte nevresimi var. Şimdi şöyle. Yastıktan zaten desenini anlayacaksınız. İlk yastık kılıfı şöyle. Böyle bir deseni var. Çok şık bir parça bence bu. Şöyle. Bu desenli. Bundan işte iki tane var. Sonra bir tane daha yastık kılıfı var bunun. O da düz. Aynı renkte. Düz yastık kılıfı. Şöyle işte hani şey yaptığınızda böyle hani şık bir görüntü oluyor. Hani ikili ikili yastıkları koyuyorsunuz arka arkaya. O şekilde de bunun hani öyle de kullanabileceğim için bunu, hani daha şık bir görüntü oluşturacağı için ve bunun kumaşını, rengini de acayip beğendiğimiz için bunu da almak istedim. Bu biraz daha pahalıydı aslında. Bunun fiyatı 970 lira. Ve açıkçası şöyle, internette de ben bu nevresim takımını bulamadım. Hani daha çok bu ürün yurt dışına gönderilen bir ürünmüş. Fiyatı da o yüzden daha pahalıymış. Hani aslında bu kumaşta modeller çok var. Ama bu ürünü, bu hani bu renk olanını, bu desen olanını yurt dışına gönderiyorlarmış genelde. O yüzden de internette baktığımda da bunun ben aynısını bulamadım. O yüzden de mecburen dedim ki ya bunu çok beğendim. O yüzden de hani internetten sipariş vermek istemedim tekstil ürünlerimi. En azından tekstil ürünlerinin içerisinde bu da olsun istediğim için gidip hepsini mağazadan almak istedim. Biraz pahalıya mal oldular bana ama yapacak bir şey yok. Bunu gerçekten çok beğendim. Ki bence zaten böyle hani evlendiğimde, o evi hazırladığımda falan da muhtemelen ilk başta ben bunu falan böyle bir sererim diye düşünüyorum. Siz de zaten videolarıma hep dahil edeceğim. Evde çok güzel videolar çekeceğiz sizinle. Ben buna çok inanıyorum. Ben çünkü bütün aldıklarımı sizlerle paylaştım. Ve bu beni mutlu ediyor açıkçası. Bence sizi de mutlu ediyor. Hani ben de bu tarz videoları izlemekten keyif alıyorum. Bence siz de keyif alıyorsunuz. Alın ya. Neyse, işte bunu aldım. Sonra geçiyorum. Bence şu an battaniyelerden gidelim. Sonra da bornoz takımını göstereceğim size. Şimdi ilk olarak bu neyin battaniyesiydi? Şu battaniyeyi aldım. Bu Sarar'ın battaniyesiymiş. Super Soft Vizon diyor. %100 polyester diyor. Yani şu rengine ben gerçekten bayıldım. Şimdi bunları takım olarak aldığınızda çoğu yerde aslında hani bir ürüne yakın tonlar veriliyor size. Pek bir seçenek şansınız olmuyor açıkçası. Ben burada çoğu şeyi şey yapmaya çalıştım hani. Hem birbirine biraz uydurmaya hem de uydurmamaya çalıştım. Yani hani kafanız karışabilir ama hep de aynı tonlar olsun istemediğim için böyle davrandım aslında. Ve bu, biliyorum yani internette çok daha ucuz ama mağazada biraz daha pahalıydı. Şöyle, bunu normal hani şey olarak yatak örtüsü, yatağın üstünde kullanmak için aldım. Gerçekten yumuşacık bir dokusu var. Hani çok şık bir battaniye.
Bu da böyle. Bu da yine çift kişilik. Ben daha öncesinde elimde böyle anneme hediye olarak gelen bazı Nevresim takımları falan vardı. Onları genellikle böyle misafirler için falan kullanmayı düşünüyorum. Daha misafir için çok da aslında bir şey almadım. Tek kişilik Nevresim takımları, tek kişilik battaniyeler, çivi battaniyeleri falan da alacağım. Ama bunlar zaten almam gereken ürünlerdi. Bunları bir aradan çıkarayım istedim. Diğerlerini zaten beraber gezerken yavaş yavaş tekrar hani böyle evimi hazırlamaya başladığımız zamanlarda beraber alırız diye düşündüm. Sonra tam çıkmak üzereyken mağazadan biz bir tane daha battaniye verdik. Bu da yine o tonlara çok yakın. Şöyle bir battaniye. Hani bu biraz daha günlük. Hani şey olarak düşünün. Yani hani böyle TV battaniyesi olarak kullanılmaz. Çünkü bayağı büyük, kalın. Yani şey aslında büyük. Daha küçük bir battaniye alacağım hani TV battaniyesi olarak. Ama bunu da çok beğendik. Normalde 170 lira gibi bir şey söyledi buna. Bu neyin ürünü bilmiyorum. Bir bakalım. Vallahi neyin ürünü olduğunu bilmiyorum. Ama bunu da bize 100 liraya bıraktı. Yani 170 lira dedi başta ama sonra 100 lira olsun hadi dedi. Çok indirim yaptı. Neyse şimdi... Battaniyelerim bu şekildeydi. Battaniyelerin ikisini de hani birbirine yakın tonlar seçtim. Hani zaten farklı amaçlarla kullanacağım aslında biraz da. Neyse şimdi ben diyorum ki bence pike takımını bir göstereyim. Onu da çok beğeneceğinizi düşünüyorum. O da böyle bu tonlara yakın bir şey oldu ki şey diye düşündüm. Hani pike takımıyla battaniyeyi beraber kullanırım diyerek... O yüzden o ikisini birbirine yakın tonlarda seçmek istedim. Bu da taçım pike takımı, jacquard pike takımı diye geçiyor. Şöyle ilk önce bir görselini göstereyim. Şöyle. Böyle. Hani çiçek desenli bir rengi var ve krem tonlarında seçtim ben bunu. İçerisinde pikesi var, çarşafı var, yastık kılıfları var. Yastık kılıfları da kaç tane? Bunda 2 adet var. Hemen bakalım şöyle. Şimdi şöyle yastık kılıflarını bir göstereyim önce size. Gayet sade, şık. Şöyle şurasında sadece beyaz bir şeriti olan bir yastık kılıfı böyle. Sonra buradan da bunun çarşafı da şöyle yine aynı yastık kılıfının renginde pek bir farklılık yok. Pikesi de zaten az önce fotoğrafta gördüğünüz ama oradan tam net belli olmuyordur. Şöyle yaklaştırayım. Çiçek desenleri var ve rengi bence çok güzel. Az önce gösterdiğim battaniyeyle de hani böyle yatağın üstüne örtebilirim dediğim o battaniyeyle de çok uyumlu olacağını düşündüğüm için... İkisini böyle birbirine yakın tonlarda seçmek istedim. Şimdi şöyle bir şey, yatak örtümü de aldım. Yorgan aldım, yastık aldım. Bunları bir sonraki videoda paylaşacağım. Bir sonraki videoda aldığım bir süpürge var. Onu da sizinle paylaşacağım. Sonrasında da dediğim gibi daha önce bahsettiğim kozmetik ürünleri de var. Onları da o videonun içerisinde yer alacak. Onları da işte dediğim gibi bu videodan 2 gün sonra paylaşıyor olacağım. O yüzden bildirim geldiğinde kaçırmamak için kanalıma abone olabilirsin. Şimdi bornoz takımlarıyla devam ediyorum. Gerçekten o kadar kocaman ki. Ve ben yani şu videoyu çekmek için şu küçücük odamda debelendim. Yani şuralar o kadar dağıldı ki inanamazsınız. Ve ben dağınıklıktan nefret ediyorum. Bir an önce burayı toparlayacağım. Sonra da diğer videoyu çekeceğim sizin için. Onu da... Bir an önce paylaşayım çünkü hafta içi çekemiyorum pek aslında. Şimdi şöyle hemen kısa bir özet geçeyim. Bizim bornoz takımlarında hem böyle pamuk olsun hem çok sert olmasın. Biraz bambuya da kaçabilir gibi düşüncelerimiz olduğundan ve biraz da renk takıntımız olduğundan dolayı aslında öz dilekteki seti almadık.
Özdilek'teki seti bozduğumuzda o ürünler daha pahalıya geliyordu. Ben daha ucuz fiyatlı bir bornoz takımı seçmek istediğime rağmen bana aslında seti baştan oluşturduğumda hani o bornozu veremeyeceklerini işte setin içerisindeki almam gereken olduğunu söyledikleri için daha fazla mal oluyordu. Dediğim gibi biz bornoz renklerinde biraz böyle erdiye lacivert tonlarında ya da gri tonlarında bir şey almak istiyorduk. Bana da böyle hani fark etmezdi ama krem istemiyordum. Hani çok açık bir renk oluyor diye krem istemiyordum. Şimdi şunu göstereceğim. Aldığımız bornoz takımı Dantella'nın şu bornoz takımı. Şimdi eğer ki internette görürseniz zaten şöyle bir şey var bunların. Bu laciverti içerisindeydi. Yanında da krem renk olanı vardı. Şimdi mağazadan alsaydım, internetten alsaydım bu içerisinde krem rengi olanı alacaktım. Ya da işte bu lacivert olanı almayacaktım. Şimdi oraya gittiğimde de pembe olanı da vardı bunun. Tamam dedi, biz bunu değiştiririz dedi. Kremi çıkarttı, bana şu pembeyi koydu. Ya bunların kumaşları gerçekten çok güzel. En azından şöyle bir baş havlularını falan bir size gösterebilirim diye düşünüyorum. Şeyi bozmamak için çıkarmayacağım. Ya baş havlularını da çıkarmadım da şimdi şöyle vücut havluları var bunların da. Böyle fotoğraftan belki size bu krem gibi gelebilir şu anda. Pembe çünkü böyle fotoğraftan diyorum ya, videodan. Çünkü videoda böyle ya da fotoğrafta şey olmuyor. Fotoğraf da çekmiştim çünkü aklım oraya gitti. Fotoğrafta da bunlar biraz krem gibi duruyorlar açıkçası ama bildiğiniz pudra pembe. Yani şu anda pek belli olmuyor. Şöyle. Bunun da desenleri benim çok hoşuma gitti. Bu vücut havlusu diye geçiyor. İçerisinde bunun da bornozu var, vücut havlusu var ve baş havlusu var. Yani totalde bu aile bornoz seti olarak geçen takım totalde 6 parça oluyor. Bu da normalde internette çok daha uygun. Yani hani çok daha uygun. Ama böyle bir şey oldu. Yani gidip aldığımda biraz daha pahalıya mal oldu bana bunlar. O yüzden de ben aşağıya linklerini, bulduklarımın linklerini eklerim. Ama şundan eminim. O Touch'ın ilk gösterdiğim nevresim takımı, elegans olan nevresim takımını ben hiçbir yerde açıkçası bulamadım. O yüzden de mecburen gidip mağazadan almak istedim. Yani çok memnunum açıkçası aldığım ürünlerden. Size sonra dediğim gibi bu videodan sonra da diğer videoda diğer aldığım ürünleri, yine tekstil ürünleri var içerisinde onun da. Onları göstereceğim. Yatak örtümü de aldım dediğim gibi. Bence onu da çok beğeneceksiniz. Ben çok beğendim açıkçası. O videonun içerisinde yine birçok ürün olacak. Böyle. Bugünlük size gösterebileceğim tekstil ürünlerim bu şekildeydi. Umarım siz de keyifle izlemişsinizdir. Ve gelecek videolarımdan da haberdar olmak için kanalıma abone olmayı, videolarıma like atmayı ve içinden geliyorsa da yorum atmayı da unutmazsan beni çok mutlu edersin. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere. Hepinizi çok öpüyorum.